Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yanımızda İzmirli Hamza var. Ona merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba Süper abi, hoş bulduk. Sen yani, gavur İzmir. Gelecek olursak, ya İzmir gavur falan ya da arkadaş bunu kim çıkartıyor? Öncelikle temelden gelen problem Recep Tayyip Erdoğan'ın bir ara bir mitinginde bize İzmir'e şey dedi ki ya gavur İzmir vesaire, buradaki seçmenler sana oy vermiyor diye vesaire. Tamam. Sebeplerden ötürü, hangi sebeplerden ötürü dedi bilmiyorum ama bu hem İzmirlileri kızdırıyor size karşı. Sikeceğim yapacağınızı şey. Hem de diğer şehirdeki insanlara İzmir hakkında farklı düşünceler oluşuyor. Şimdi ben... Götünü... Her gittiğin ilde yani sen neden gavur İzmir diye soruyorlar. Kayseri'ye geldiğin zaman şeyde karşılaştım işte bu İzmirli. İzmir alaka var mı işte? Kızla oturup konuşmuştuk. Neresin dedi, İzmirliyim dedim. Dedi hiç de yavşağa benzemiyor dedi. Ulan dedim İzmirler yavşağa benziyor. Yani o yüzden... Biraz gerçekten çok zor olmalı. Belli coğrafyalarda yani. Kötü binam var falan diyor. İzmir ahlakı, İzmir ahlakı çok kötü bir şey demek. İzmirler hani böyle ahlaksız. İşte gitmez olay. O annen nasıldı kanka, güzel miydi? Ne diyorsun? Falan gibi düşünülmüş. İzmir'in göç alması ve bundan dolayı İzmir kültürünün bozulduğunu düşünüyorum. Doğu illerinden gelen çok fazla insan var. Civarında bir nüfus. Rahatsız mısınız beyefendi? Doğu kökenli. Ya biz bir de böyle insanları ayrımcılık yapalım vesaire değil. Ama İzmir'in sosyolojisi tabii zamanla değişiyor. Rahatsız mısınız? Ya şöyle, rahatsız olup olmamakla alakalı bir mevzu değil. Rahatsız mısınız? Şöyle ya, çok rahatsız mısın dersen çok inanılmaz rahatsız değilim. Çok mutlu da değilim. Şehirlerim. İzmir kızları mı, Kayseri kızları mı? Şimdi abi soruları nereden hadi sen mi hazırladın güzel? Ya İzmir kızları abi. Şey İzmir kızı da abicim. Göçmen var. Ege'li var, Yunan. Yani güzel abi yani şimdi o yüzden İzmir kızları iyidir yani. İzmir kızlarını bu kadar abartmaya gerek var mı? Soruya bağlı. Çapraz ateş. Oradan ateş. Geliyor sorular. İzmir kız bir daha söyle. Ne diyor bu? Sorunu unuttum. İzmir kızlarını bu kadar abartmaya gerek var mı? Kardeşim gidip gördün mü İzmir'i? Soru soruyorum. Biraz sorduğunuz soruda FETÖ'cü gibi gördüm sizi. Tamam anlıyorum. İnsan güzeldir. Kızlar güzeldir. Evet bunu geçelim. İzmir kızları mı, Rus kızları mı? Abi niye buraya takılıyorsunuz bizi? Aa çok güzel. Bir sürü Ukrayna Rus kız geldi bize savaştan dolayı falan. Hı hı. Abi. Nice. Bu Ukrayna Rus güzeldir yani şimdi. İzmir falan hikaye kardeşim. Şimdi bir de Slavos'u var yani. Şimdi en ufak bir yağmurda her yerin göl olması hakkında ne düşünüyorsun? Aa İzmir. Biz İzmir'de şey derdik ya arkadaşlarla. Fakirin Venedik'i deriz. İzmir biraz yağmur yağdığı zaman abi Venedik gibi. Yaşadığımız mahallede girişine, sokağın girişine yüzme bilmeyen giremez yaşmışlar benim çocukluğumda. Ne ya? Yağmur yağıyor, sel basıyor. Şehrin içinde göl oluyor. İnsanlar evlerini sular basıyor. Gerçekten çok büyük rezillik. Eskiye nazaran bir tık daha iyi olabilir ama Türkiye standartlarına göre çok geri. Belediyecilikten memnun musun? İzmir belediyecimden memnun muyuz? İzmir şehirleşme bakımından, altyapı bakımından İzmir Belediyesi gerçekten çok geride. Lakin İzmir Belediyesi'nde iyi olduğu bazı yönler var. İzmir Belediyesi top taşımada iyidir. Yani kimse inkar edemez bunu. Bilmiyorum, top taşımasından gayet memnundum. Aynı zamanda İzmir'de de sosyal ve kültürel faaliyetler belediyeler tarafından bayağı bir olanak sağlanıyor. Ya yani İzmir'de şöyle bir kültür vardır. İzmirliler her seçimden önce der ki ya bir daha bu lanet olsun belediye oy vermeyeceğim der. Esandığa gittiği zaman yine CHP'ye basar. Bu bir kültür sosyoloji olmuş. Hani belediyecilikle memnun olmayan, memnun olmamalarına rağmen CHP'ye oy vermeleri AKP tarafından anlaşılmamalarından dolayı mı yani? Anlaşılmamaktan ziyade İzmir halkı genelde AK Parti'den çok haz etmiyor. Hı hı. O siyasi kesimden, o siyasi görüşlerden pek haz etmiyor. Hamza Dağ şu anki İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanı adayı AK Parti. Yeterli biliyor musun? Hamza Dağ gerçekten çok başarılı bir süreç yönetiyor şu anda. Hı-hı. Yani şu zamana kadar Cumhur İttifakı'ndan veya AK Parti'den aday olan hiçbir aday İzmir'i farkı bu kadar kapatmaya yaklaşmamıştı. Ama ilk defa farkın bu kadar yakın sandığını, hı-hı, bu kadar çekişmeli bir seçim yaşandığını görmüyor İzmir'de. İzmir normalde İzmir'in CHP'nin kalesidir. Kesinlikle o fark kapanacak. Yani çok büyük oranda kapanacak. Yani CHP genelde fark atar normalde. %20 üstünde farklar, hı-hı, atar. Seçim çok rahat kazanır. Bu seçimde de CHP yine seçim kazanacağını düşünüyorum ben. İzmir bok mu kokuyor? Güzel soru. Agresif bir soru oldu Emin Bey ya, ne yapıyorsun? Sakin. İzmir kötü mü kokuyor denir yani. İzmir kokuyor mu denir de bok kokuyor da demezsin yani şimdi. Kokmuyor kardeşim ya, kim diyor bunları? Ya Körfez falan belediye temizliyordu, ben arabaları gördüm. Şimdi biraz kokuyor olabilir de o kadar da çok kokmuyor. Maskeli geziyorlar. Yalan, ben görmedim. Ben gezmiyorum kardeşim maske. Urla kokmuyor kanka. İzmir'i siktir. Güzel yani. İzmir'in temizdir, güzeldir. Ama dışarıdan gelen insan koktuğunu söylüyor. Bilmiyorum. Yani biz çok alışmış da olabiliriz. Emin, evet, değilim gerçekten. Onu diyecek. Yani bize çok kokuyormuş gibi gelmiyor. Bunu İstanbul'dan gelen biriyle kıyaslasa daha iyi olacak. Şimdi onda da deniz var. Kör, liman. Biraz şey rengi var. De koyulaşmış ya sahil şehrinin. Ya şimdi ben... Yani sen internetteki bu iddiaların hepsini yalanlıyorsun yani. Ya İzmir
Yani herkes yalan söylüyor. Çok fazla var. İzmirliler kendini diğer yurttaşlardan üstün görüyor mu? İzmirliler kendini diğer yurttaşlardan kesinlikle üstün görüyor. Ya yani İzmirliler, İzmir dışındaki insanları öyle bir Anadolu çomarı gibi falan bayağı aşağılarlar. Bugün size Anadolu çomarı denilen insan türünü anlatacağım. Şey yapmazlar. Yani neden olarak diyecek olursanız ya şimdi... Şimdi İzmirliyle Anadolu insanının hayata bakış açısı aynı değil. Ve tabii İzmirliler değil. Biraz Anadolu insanının bakış açısını kısıtlı mı buluyorlar? İzmirlilerin ya bizim... Tam olarak problemimizi ben tam anlayabilmiş değilim. Ya şöyle bir şey var. Ya İzmirler sosyal insanlardır. Gezmeyi görmeyi çok sever ama mesela genelde İzmir'de yaşarlar. İzmir'de doğarlar. Akrabaları İzmir'dedir. Çok farklı yerlerde değillerdir. Geldiğim zaman Kayseri'ye şunu fark ettim. İzmir insanına benzerim. Tamam, bir gerçek. İzmir insanı kadar nazik ve kibar olmayabilir. Bu da bir gerçek. Soğuk. Soğuk, evet. Yani İzmirlilerin de kendini üstün görmesi pek de doğru bir şey değil diğer insanlardan. Bu böyle bir şey var diyorsun yani. Yapılıyor. Şöyle bir şey var. Ama böyle bir şey var. Tabii canım ya böyle bir şey var. Ya İzmir'den farklı bir şehre gittiğin zaman ben Kayseri'ye gideceğimi söyledim o insanlara. Ya o iyi Kayseri falan işte. Kayseri çabuk genel algı herkes de var. İstanbul'da söylediği zaman da aynısı Kayseri. CHP'nin adayından memnun musun mesela? Başka bir aday gösterebilir miyim? Ya bu soruyu bekliyordum açıkçası. Şöyle oldu, biz Tunç Soyer'in aday olmasını bekliyorduk öncelikle İzmir'de. Tunç Soyer mükemmel bir aday değil, kötü bir aday değil. Aktif bir aday, çok faal bir aday. Lakin Cemil Turgay hiç... Bilinmeyen bir adamdı bizim açımızdan. Hamza Dağ da bir o kadar bilinen bir adamdı. Hamza Dağ nasıl biliniyor, Cemil Turgay bilinmiyor diye sorabilirsin. Cemil Turgay, Karşıyaka Belediye Başkanı'ydı aslında kendisi. Lakin biz ismini pek duymazdık. Ben zaten Karşıyaka'da yaşamıyorum kendim de. Karşıyaka'dan arkadaşım aradı sonra dedim işte bu adam kimi, Santana mı, nasıl iyi biri mi, kötü biri mi? Bana dedi geldi, ya dedi ben bu adamı tanımıyorum. Nasıl tanımıyorsun sen, Karşıyaka'da yaşıyorsun. Hı hı. O bile tanımıyordu. Yani Karşıyaka Belediye Başkanı, Karşıyaka'lar kendisi tanımıyordu. Ön planda duran, çok kendini gösterebilen bir aday değil Cemil Turgay. Peki niye onu aday yaptılar? Rant mı dönüyor kardeşim? Kardeşim o adayı da sorma şimdi. Özgür Özel'in dediğine göre yapay zekaya sor falan önermiş. Yapay zekanın adayı diye. İsmi çıktı. Ya bu İzmir açısından da hoş karşılanmadı pek. İzmirliler içki mi? İzmir'de içki kültürü var mı? İzmir'de içki kültürü falan bahsedildiği kadar yok. Abi Tekirdağ, Edirne, Muğla. İzmir birinci sırada falan değildi yalan. Ya bak İzmir'de alkol kültürü vardır. Gerçek. Ama oğlum insanlar Tekirdağ insan ayı yaş tamam onlar. Onlar çok içer. Full içkili onlar. Full içkici. Ya İzmir o kadar değil. Değil, abartılı kadar değil. Ama onlar biraz medeniyetsizler şimdi yani. Tekirdağlılar mı? Tekirdağ'ı hep görmedim mi arkadaş söyleyeyim şimdi. Tekirdağlılar falan izliyordum şimdi onların hepsi. Öyle bana... demeyelim. Bir selam söyleyeyim. Ya ay yaş gezerler sürekli. Ama Tekirdağ'da öyle şimdi yani. Yani. Şimdi ay yaş geçiyorsunuz oğlum. Evet arkadaşlar, videomuzu izlediğiniz için size teşekkür ediyoruz. Yanımızda İzmirli arkadaşımız Hamza vardı. Arkadaşlar beğeni, yorum, like atmayı, abone olmayı unutmayalım. Sağ olun. İzmir kızı. Rahatsız mısınız? Nice.